Ayaklarınıza sağlık. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Vekilim buradayız. Toplamda 3 tane daha isim vardır. Bir derde medya, iki aydınlar, üç centilmenler savaşıdır. Yani dijital olsun dedik her şey. Burada da 1922'ye kadar bir sörke odamız da zaten 1922'den evet. Sonraki yani yıllarıyla ilgili. Yani hepsi dijitaldir. Her yerde bir dijital evet. Ekranımız bulunuyor yani. Aileden biraz olsun, şey olsun, çocukları. Klasik olmasın dedim başkanım. Modern olsun, eğitici olsun. Yani tabii, biz tabii. Her gelen ailelere, her gelen öğrencilere sağ olsun arkadaşlar. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben de Mesmas Kongurları'ndan sonra. Daha sonra 1920'de tema açtı topu yetiştirerek. Ben Mustafa Kemal Atatürk. O çınar devlettir diyerek de son noktayı koymuştur. Bir görevi oldu. Hepsi tek tek yazıyor mesela. Bu şekilde. Zaman getiriyorsunuz. Kimi istiyorsanız bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu aldı. Ondan sonra mesela Köprülü Hamdi Bey mesela şu aracılığıyla bunu mesela buradan rahat rahat istediğin hızla istediğin şeyle. 600 asırlık bir devletin sorunu getiren anlaşmadan aldıkları güç. Bursa'da bir çocuk topluluğuna söylenişti. Küçük hanımlar, küçük beyler diye. Biliyorsunuz Atatürk çocukları çok severdi. Aman alıyorum. Çek. Tamam. Çekiyorum efendim. Evet, değerli grup başkan vekilimiz, değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bizim belki de Karesi için önemli bir yaptığımız yapıtla ilgili şu an konuklarımızla, misafirlerimizle birlikteyiz. Onların Balıkesir'e ziyaretinden, Karesi'ye ziyaretinden hakikaten biz memnuniyet duyduk, memnun olduk. İnşallah bu yaptığımız yapıyı da beğenmişlerdir, uygun görmüşlerdir. Biz her zaman Balıkesir'i, Karesi'yi daha iyi, daha güzel nasıl yapabiliriz, nasıl güçlü yapabiliriz hep bunun derdindeydik. Çok şükür biz 2019 seçimlerinde değerli başkanım hakikaten yani Cumhur İttifakı'nın Balıkesir'de en güzel örneğini verdik. Şimdi de aynı şekilde ilçe başkanımızdan Allah razı olsun çok güzel çalışmalarımız oluyor. Bunda çok katkılar oluyor. Sizin yanınızda da bilhassa da teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun efendim. Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir'imizin çok muhterem Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan Bey'e bu güzide binayı, kültür evini kazandırdığı için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Kuvayi Milliye şehrinde bir Atatürk eviyle milli tarihimizin ve milli şuurumuzun taşlandırılması bizleri ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Biraz önce Atatürk evini son derece modern teknolojiyle donatılarak inşa edilen ve bütün sadece Balıkesir'in değil, bütün ülkemizin hizmetine sunulan bu nadide Atatürk evi, kültür evinin bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin milli şuurunun pekişmesinde, bir tarih şuurunun gelişmesinde çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Atatürk gibi milli değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmaktır. Atatürk evi bu anlamda da çok büyük önem arz etmektedir. Ben değerli belediye başkanımızı, Karesi Belediye Başkanımızı Dinçer Orkan Beyefendi'yi ve bu Atatürk evinin yapımında emeğe geçen bütün herkesi, kadroları ve burada görev alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yine bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
İnşallah her zaman.